Kardeşim, getir başvuru oyuncumuzu da. Vay be. Hadi bakalım. Çayımızı da tök. Vay 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 vay. Tavşan kanı be. Ne? Ne diyorsun be? Ekmek. Ha, ekmek yok. Olsa kızartacaktım zaten. Nasıl yok? Bu soruya da hastayım ya. Nasıl? Yok işte, nasıl? Yok, yok. Olsa kızartacaktım. Yok, yok. Ekmek yok. Oğlum, ekmek olmadığının farkındasın. Niye alıp gelmedin? Hadi bir koş al, gel. Asla prensiplerime dersin. Şimdi gidip ekmek alıp da ev sahibini rencide edemem. Ben bu evde misafirim. Oğlum, senin misafirliğin mi kaldı lan? Dolabın var burada. Ayrıca bu dünyada hepimiz misafiriz. Hadi böyle. Ya kardeşim, gözünü seveyim. O gün de ekmeksiz yapalım kahvaltımızı. O kadar profesör televizyonlarda bağırıyor bangır bangır. Ekmek sağlığa zararlı değil. İçinde gluten var, o var, bu var. Yazık, kafa da çalışmıyormuş zaten. Boş ver, bugün ekmeksiz yapalım kahvaltımızı. Ya hadi Pele, üşengeçliğine, bilim insanlarına alet etme. Hadi bir ekmek al gel ya. Şimdi kardeşim, boş ver, ekmeksiz yapalım kahvaltımızı. Mis gibi. Oh. Eline sağlık, harika olmuş. Bak şimdi ekmekle bunu yesek lezzetine blokaj yapacaklar. Bak, tadını alıyorum ben, lezzetini alıyorum şu anda. İyi gitsin. İyi, hadi ekmeksiz yiyelim. Ayrıca ben sana gıcı. Ya kardeşim, millet sana para teklif ediyor, çek teklif ediyor. Niye almıyorsun ya? Niye almıyorsun, ben anlamıyorum. Kadının gönlünden kopmuş. Sana ne oluyorsa, beyninin içine ne tepkimeye giriyorsa reddediyorsun, almıyorsun, anlamıyorum. Anladığın kadarıyla idare et bana. O kadar da anlamıyorum. İdare edecek kadar da anlamıyorum ya. Ya şu reddettiğim paraları alsak var ya, sadece onlarla şimdi Ekvator'a yakın bir bölgede havuz başında kızlarla beraber yapıyorduk bu kahvaltıyı. Dans ediyorlardı. Bana yüklendiğin o ekmeği de onlar almıştı muhtemelen. Kızartmışlardı böyle, kahvaltımızı da hazırlamışlardı. Hoppa! Dans ede ede. Ama nerede? Nerede sende o kafa? Para deyince başka bir şey oluyor sende. Uzatma. Hadi ye, hemen çıkmamız lazım. Hadi. Tabii, konu paraya geldi ya, hemen değiştir hemen. Tabii. Hayda, buyurun kına gecesine. Yolu kapatmışlar. Hay Allah. Bir bu eksikti. Bu ne lan, Hollywood filmlerindeki suikast sahneleri gibi her yer kapalı. Hadi yardım edin. Efendim? Kardeşim, ne yardımı? Biz hayır kurumu muyuz ya? Ya işimiz gücümüz var, atölyemiz var. Nereye gidiyorsun? Oğlum, ondan yardım edelim diyorum işte. İşimiz gücümüz var. Tut şunun ucunu. Allah. Ne oluyor? Yardım ediyoruz. Gerek yok, biz hallederiz. Sağ olun. Oldu, kolay gelsin. İyi günler. Ya ben şu karşı çaprazdaki evde oturuyorum. Komşu sayılırız. Yabancı değiliz. Karşıki evde oturuyorsanız direkt komşu oluyoruz. Komşu sayılırız gibi belirsiz ifadelere bence gerek yok. Boş yapıyorsun. İyi. Mahallemize hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Bırak Tayfun, taşımak istiyorlar sanırsınlar. Biz hallediyoruz. Zaten çok az kaldı. Teşekkürler. Hadi gel ablacığım, şunu kaldıralım. Kaldırsana. Müsaade eder misin? Olur. Bizim mahallemizde ne yardımsever komşularımız varmış ya. Biz çok şanslıymışız. Hanımefendi, bilmem farkında mısınız ama yolu kapatmışsınız. Yani bizim de acelemiz var biraz. Yani şimdi insanlar taşınırken yollar genelde birkaç dakikalığına kapanır. Çok olağan şeyler. Tabii, o olağan da olağan olmayan şey hem yolu kapatıp hem de size yardım etmeye çalışanlara laf sokuşturmaya çalışmanız sanırım. Bırakın, biz taşırız. Tut şunu Burak, tut. Kaldır, kaldır, kaldır. Ama ya. Kaldır dedim. Bir dur, bir dur. Fele geç. Ya bırakın diyorum, anlamıyor musunuz siz? Bırakın diyor, anlamıyor musun? Zaten yardım istemeyen birine ben niye yardım edeyim? Prensiplerime ters. Duydun mu? Başlatma lan prensibini. Tut. Ya bir çekilir misiniz? Ya ben niye çekiliyormuşum anlamadım. Peki. Çekilmeyin o zaman. Aa! Ne yapıyorsun? Abla, abi çok iyiymiş ya. Ne tuhaf adam. Çattık ya.